LGS'ye son 6 ay kaldı. Gerçekten de çok değerli zamanlar. Yarım sene süremiz var. Esasında düşündüğümüzde çok değerli bir süremiz var. Berru Bercem'den, bir KZN serüveni, bir kızın serüveninden çok değerli yorumlar gelmiş. Hocam bu derslerimizi nasıl düzelteceğiz? 5-6 ay kalan netlerimizi nasıl artıracağız? Netlerimiz istediğimiz gibi olmuyor, artmıyor, motivasyonumuzu kaybediyoruz gibi cümleler okuduk, yorumlar okuduk. Sizlerin yorumları çok değerli ve biz de bu yorumları sizler için cevaplayacağız. Arkadaşlar henüz yolu yarılamadık, daha yolumuz var. Şöyle bir baktığımızda hani Eylül ayında başladığımızı düşünürsek Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'a geldik. Şimdi esas en değerli aylar var. Yani ikinci yarı başlıyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'da yapacağımız çalışmalar bilhassa şu Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs var ya o kadar değerli ki bu 2023'e çok güçlü bir şekilde girersek LGS 2023'ü paramparça edeceğiz. Nasıl edeceğiz? Türkçe'de, İnkılap'ta, Dinde ve İngilizce'de en yüksek netlerimizi yapacağız. İnşallah full yapacağız. Sayısalda da en yüksek netleri zorlayacağız. Feni acımayacağız bir kere. Feni acımak yok. Feni böyle çok mintoş mintoş duruyor ama bazen soru kaçırmamıza sebebiyet veriyor. Matematik hiç de mintoş durmuyor. Gerçekten çok acımasız. Gerçekten çok güçlü. Ama inşallah sıkı bir çalışmayla matematikte de en yüksek netleri yakalayacağız arkadaşlar. Şimdi burada henüz yolu yarılamadık derken şunu söylemek istiyoruz. Eğer netlerimiz istediğimiz seviyeye gelmediyse hiç endişelenmeyin. Eğer şu anda durumunuz çok iyiyse o zaman daha çok çalışacağız. Durumunuz istediğiniz gibi değilse o zaman daha çok çalışacağız. Yani işler iyiyse çalışacağız, işler kötüyse yine çalışacağız arkadaşlar. Çünkü en değerli şey şu anda bizim göstereceğimiz gayret ve sonrasında da tevekkül edip LGS'ye girmek. Şu anda üniversite sınavına hazırlanan abileriniz aynısını yapıyor. Netleri artmayabiliyor, istedikleri olmayabiliyor. Vaz mı geçsek acaba diyorlar ama sıkı sıkıya çalışıp hayallerindeki üniversiteyi zorluyorlar. Sizler de artık bir abisiniz, sizler de artık bir ablasınız ve 8. sınıf öğrencileri olarak LGS'ye sıkı sıkıya çalışıp kendi kardeşlerinize 7'lere, 6'lara, 5'lere örnek olmalısınız ve inşallah da hayallerinizdeki liselere gireceksiniz. Şimdi en zorlayan dersler belli. Yani matematik ismini bile söylerken rahatsız oluyorum. İsmini bile söylerken rahatsız oluyorum. Fen tatlı seviyoruz. Türkçe aşığım zaten çok seviyorum. Matematik, fen, Türkçenin kat sayısı 4. Bu 3 derste hiç acımayacağız arkadaşlar. Çok iyi çalışacağız. Neden? Çünkü LGS'ye girdiğimizde zaten sözel bölümle başlayacağız. Önce bir Türkçe ile güzel başlangıç yapacağız inşallah. Ardından inkılap, din, İngilizce'de moralimizi en yüksek seviyeye çıkaracağız. İngilizce'yi de bu arada göz ardı etmeyelim. İngilizce'de böyle gizli at yani böyle bir anda çıkıp sürpriz yapabiliyor. Bazen bazı kelimeleri kaçırmamamız gerekiyor. Sayısal bölüme geçerken zaten moralimiz yüksek olacak. Bakın burada bunun sözünü veriyorum. Şu anda bu tarihte 2022 yılında hocamız bir video çekmişti. Sözel güzel geçecek ama sayısalda zorlayacaklar bizi demişti diye unutmayın. Sayısal bölüme geçtiğinizde ise fenden başlayacaksınız zaten. Fende moralimizi yükselteceğiz. Ardından da matematikte tıkır tıkır yaptığımız sorularla inşallah hayallerimizdeki liseye gireceğiz. Bakın burada LGS şimdiden parçalanmaya başladı bile. Şimdi devam ediyoruz. Aralık ayı örnek soruları yayınlandı. Örnek sorular inanılmaz değerli. Çünkü örnek soruları hazırlayan adamlar LGS sorularını hazırlıyor. Yani onların da evli, çoluk çocuklu insanlar geliyorlar. Hadi öğrencilerimize biraz örnek soru hazırlayalım diyorlar. Bir gün de gelip hadi öğrencilerimize LGS soruları hazırlayalım diyorlar. Ama LGS'leri hazırladıktan sonra birkaç hafta böyle içeride duruyorlar. Dışarı çıkmalarına izin vermiyorlar başkalarına söylerlerse diye. Sonra LGS soruları teslim oluyor. Okullara geliyor, dağıtılıyor. Dolayısıyla şu anda bu soruyu yazan hocamız, bu soruyu tahsis eden, bu soruyu kontrol eden hocamız belki de 2023 LGS'ye de soru yazacak. Dolayısıyla bu sorular çok çok değerli. Ben soruları inceledim. Türkçe'de sürpriz bir soru yok ama yine soruların her biri dikkatli bir şekilde incelenmeli. İnkılapta bilgiye dayalı sorular gelmiş. Fende yine bilgiye dayalı sorular gelmiş. Dolayısıyla burası çok çok değerli bir kısım arkadaşlar. LGS örnek sorularına mutlaka bakıyoruz ve netlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Peki son 6 ay rutinimiz nasıl olmalı? Birincisi arkadaşlar erken kalkmalıyız. Çünkü erken kalkan yol alır, erken kalkan işine şeker katar aşına. Zaten gireceğimiz LGS'de bir sabah 9.30'da olacak. Dolayısıyla kendinizi, beyninizi saat 9.30'larda soru çözmeye alıştırmanız gerekiyor. İkincisi kahvaltı önemli arkadaşlar. Bir araba nasıl elektrik, benzin olmadan çalışamıyorsa, mazot olmadan çalışamıyorsa beynimiz de maalesef yemek yemeden çalışamıyor. Bazı öğrencileri ben görüyorum. Kahvaltı yapmayı sevmiyorum hocam diyor. Haklılar, ben de sevmezdim ama biz şu anda sporcuyuz. Biz şu anda zeka sporuyla uğraşıyoruz. Biz şu anda matematik, fen, Türkçe, sosyal, inkılap sorularıyla uğraşıyoruz. Dolayısıyla beynimizi güçlendirmemiz lazım. Yani ben fitness yapıyorum ama yemek yemiyorum. Olur mu öyle şey? Ben boksörüm ama yemek yemiyorum. Olur mu öyle şey? Ben LGS'ciyim ama yemek yemiyorum. Olmaz. LGS'mizde başarılı olmak için kahvaltımızı önemseyeceğiz. 3 program uygulayacağız arkadaşlar. Yani bizler zaten sizlere Aralık'ta,
Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da her ay tek tek gün gün video video canlı canlı videolarla destek oluyoruz, programlar veriyoruz. Sizler de kendinize bir program uygulayarak mutlaka, ya bugün bu soruları çözeceğim. Bugün işte yeni nesil problem bankasına test 40'a kadar geleceğim. Test 29 ile test 40 arasını çözeceğim. Temel, orta, zor soruları çözeceğim diye net bir şekilde kendinize bir program yapmalısınız. Dördüncüsü, bol bol soru çözmelisiniz. Aa, bilmiyorduk hocam. Biliyorum bildiğinizi. Ama LGS'de size soru soracaklar arkadaşlar. Ben bu yorumları çok görüyorum. Hocam video mu izleyeyim yoksa soru mu çözeyim? Soru çöz. Hocam kitap mı okuyayım, soru mu çözeyim? Soru çöz. Hocam soru mu çözeyim, soru mu çözeyim? Soru çöz. Niye? Çünkü LGS, sayısal ve sözelde size soru soracaklar. Yani gelip de anlat bakalım Ataberk, nedir yer tamlaması demeyecekler. Yer tamlaması yoktur, vardır diye önünde doğru cevabın yazdığı seçenekli sorular soracaklar. Dolayısıyla test tekniğini öğrenirseniz, bol bol soru çözerseniz, yaptığınız yanlışların çözümünü kare kodları okutarak uzman hocalardan dinleyip, ha burada bu taktiği uygularmışım derseniz, LGS'de bazen bilmediğiniz konulardan, bilmediğiniz kısımlardan bile doğru yaparsınız. Ama az soru çözerseniz LGS'de bildiğiniz konuda soruyu okumaktan yorulup yanlış yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu bir test sınavı arkadaşlar. Yani polis akademisine katılıyorsanız şınav çekmeyebileceksiniz, koşmayabileceksiniz. Burada test çözmek çok çok değerli. Aynı zamanda sosyal medyayı kontrollü kullanacağız. Evet, Instagram'da, YouTube'da, şurada, burada bir sürü güzel şeyler var. Ben de görüyorum ama maalesef onları kontrollü kullanacağız. Hatta gerekirse kullanmayacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki akıllı telefonumuza, sen akıllısın ama ben senden daha akıllıyım, seni kaldırıyorum. Artık akılsız telefona geçiyorum. Videoları ben YouTube'dan izleyeceksem eğer bilgisayarımı kullanırım. Ya da annemin telefonundan izlerim. Ben artık telefonla fazla vakit kaybetmeyeceğim. Sadece mesaj. Ama hocam WhatsApp'ta arkadaşlarla grubumuz var. Ya bir şey kaçırmazsınız arkadaşlar. LGS'den sonra bütün dizileri izleyin. LGS'den sonra bütün maçları izleyin. LGS'den sonra bütün Fortnite, Valorant, Roblox, Minecraft hepsini oynayın. Lütfen oynayın ama LGS'den sonra. Şimdi ise biraz azaltın, hatta tamamen ortadan kaldırın. Altıncı madde ise kendinizi analiz etmek arkadaşlar. Bizler LGS dershanesi öğrencilerimizin yaptığı yanlışlara göre, onların denemelerdeki sonuçlarına göre kişiye özel, işte Furkan Ege Kıymaz için, Ali Haktan Yavaş için, Bengüsü Çam için, birçok öğrencimiz için kişiye özel soru bankaları hazırladık. LGS dershanesinde gümbür gümbür sorular çözmeye devam ediyoruz. LGS dershanesinde sizleri bekliyoruz. Burada siz kendinizi nasıl analiz edebilirsiniz? Öncelikle örnek soruları çözdünüz mü? Burası önemli. LGS'de çıkmış soruları çözdünüz mü o konuya kalır? Tamam, burası önemli. Aynı zamanda kendi yaptığınız yanlışlara göre ben bu konuda hatalıyım, bu konunun üzerine gitmeliyim demelisiniz. Yani biz bu soru bankalarını hazırlarken böyle yaptık. Dedik ki öğrencimiz Bengüsü şu konuda çok hata yapmış. O zaman buradan daha fazla soru ödevi vermeliyiz dedik. Ve en fazla katsayısı olan Türkçe matematik fenden sorular koyduk. Dolayısıyla kendini analiz etmek şu demek. Eskiden yaptığın yanlışlara göre, denemelere göre kendine yeniden ekstra sorular vererek, ödevler vererek kendini iyice pekiştirmek demek ve doğru hedefi belirlemek demek. Yani şu anda matematik netlerimiz azsa buna göre matematiğe ağırlık vermek. Ya da Türkçe'de fende yanlışlarımız çok çıkıyorsa oralara uygun sorular çözmek demek arkadaşlar. Bu çok çok değerli. Az önce söylediğimiz gibi bizler hem YouTube'daki videolarımızla hem de LGS dershanesindeki özel canlı yayınlarımızla, kişiye özel soru bankalarımızla sizlere başarı yolculuğunuza destek olmaya devam ediyoruz. Sizler de lütfen sıkı sıkıya çalışarak örnek soruları, LGS sorularını, ellerinizdeki soru bankalarını çözerek sıkı sıkıya çalışmaya devam edin. Hadi bakalım, hayallerinize giden yolda görüşmek üzere arkadaşlar.